Biliyor musunuz bu derse ne kadar girmek istediyse. Bastım abi. Ha, bastın evet, tamam. Ne kadar girmek isteyen var. Ama bizim bu dimağdan da birisi bu derse ama dimağa girip basıp gidip iş yaparsa bu nimete küfranı nimet olur. Yani mesela zannetmiyorum da mesela düğmeye basıyor, tamam girmiş gözüküyor, çeni gidiyor. Oysa yüzlerce kişi bu derse girmek istiyor. Sen bu dersi bastın, girdin, gittin evine. Vallahi bu nimetin şeyi çok şey. Ama bir sebeple Allah seni atar. Nasıl atar? Bir duygu verir. Bir kafaya takarsın birisini ya derse gelenle birisini. Bu Allah'ın atmasıdır. Yani kaderin atması. Ya birisini kafaya takarsın, ya bir ders ortamı takarsın, ya beni takarsın. Bana niye dedi böyle? Bana işittirdi. Bu şu, haklısın. %500 haklısın. Hep bunu derim. %500 haklı mısın? Ha. Sonuç, derste değilsin. Anladın mı? Derste değilsin. Haklı olsa ne olur? Tamam da derste değilsin. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bu haleti vererek seni kendinle, kendi eliyle, kendin elinle atılıyorsun. İnan bana. Kendin elinle atılıyorsun. Başka kime gönderecektim? Selam. Aleyküm selam. Ondan sonra... başka kim vardı? Tamam. Gel abi. Esen mi? He? Esen mi? Burada daha az eser. Esmesini istemiyorsan doktorun şu sıraya oturacaksın. Esmesini istiyorsan tam yerindesin. Evet. Delikanlıysan Mehmet kardeşin yanına oturacaksın. İhtiyarsan karşıya gireceksin. Birisini incelttik değil mi? Koyduk. Bakayım kimler yok. Tamam. Evet. Şu düğmeye de bastım. Ben başlayacağım inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Arkadaşlar gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bırakmasın. Bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Duada ısrar ediyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın dediği gibi böyle hedef duanı. Esas çok şey için çoğaltmana gerek yok. Aslı, özü, an rahmet ilahisini celbettirsin bize inşallah. Eyvallah. Evet. Hazır mıyız? Bugün ayın kaç abi? 12 oldu mu? 12.09 Eylül 2021 Tepecik'teyiz. Büyükçekmece İstanbul, Türkiye. Dima 173. 173. Akıl okumaya, akıl okumalarına devam edeceğiz. Akıl biliyoruz. İkaldı, bağdı. Vahye bağlanır, kendisine bağlanır, ona göre anlamlanır. Dikkat ederseniz böyle derslerimiz evriliyor, külliyatı eviriyor gibi. Adem mevzusu. Yani ülfeti bu kadar kıracağını hiç tahmin etmiyorum. Yani toplama şimdiye kadar klasik bir
geleneksel bir Risale-i Nur dersleri, ders okumalar, düz okuma vardı. Biraz telakki etti, atıflı okuma var. Sonra Uçta abim, işte atıflı okumayı, Rüzübeyer abi ve toplamayı, toplama. Mesela ad kemilesiyle alakalı bütün yerleri toplama oldu. Sonra biz hep beraber tabirler üzerinde yoğunlaştık. Sonra bunların hep sürecin sonunda hiçe, hiç ya, ademe döndük. Abi bir şey aklıma geldi de tam o şeyle ilgili. Bu hani zamanın arkasına geçme meselesi var ya. Şimdi zamanın hakikati lef mahfaz ispat ya. Kainatın tamamına da Adem diyordu. Doğru mu? Doğru. Şimdi zamanın arkası demek Adem'in arkası gibi görünüyor. Zamanın arkası Adem'in içi. Çünkü lef-i mahve ispat kainatın içinde. Lef-i mahve ispattan daha yüksek yer var ya, kürs var. Cennet, cehennem. Ama mahiyeti en tepede değil mi? Ha, mahiyeti ama yok. Şeyin, zamanın hakikati lef-i mahve ispat. Mahiyeti değil o. İşte mahiyeti diyorum ki Adem'in... Ha tabii tabii. Yani Adem'in en son noktası evet. Olsa... Adem gibi görünüyor. Yani Adem sırt değil. Değil. Adem'in arkasına geçmek. Evet, gibi. Zaten Adem kainatın ortaya çıktığı zeminsiz zemin. Adem-i sırf ise şeceri hilkatın ortaya çıktığı zemin. Adem-i mutlak ise sırrı insanın ortaya çıktığı zeminsiz zemin. Adem kainatta var. Adem-i mutlak meculda, Adem-i sırf şeyde de var. Meculu da içine alıyor. Ene çünkü. Fakat Adem-i mutlak zaten yok. Adem-i mutlak zaten yok. Bir ilmi muhit var. Şeyden kıyas etmiştik hatırlarsınız. Allah'ın zatı sıfatları kainatta var. Kainatta zatı sıfat sıfatları var, zatı yok. Sıfatları var, ilim, irade, kudret sıfatları var. Fakat zatı insanda var. O zaman insanda olup kainatta olmayan baktığımız zaman Adem-i mutlak gözüküyor. Adem-i mutlak ki ustad bunu yok olmayı İmam Gazali de o Adem'i şöyle tanımlıyor. İlmin kemal mertebesi cehaletini bilmektir. Osman yani çok tuhaf yani. Yani ilim terakket etti gayne. Ki İmam Gazali şöyle ilmi tarif ediyor. Çok ilginçtir. İlim bilgileri birbirine bağlamaktır. İlim birbirine bağlamaktır. Bilgileri. İlim bilgileri birbirine bağlamak. Kemali nedir? Kemali cehalettir. Yani cahilliğini bilmektir. Üstad ne diyor? Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Bize ne getiriyor eylemsel? Cahil adam bilmediğini bilmez. Bildiğini zannet. Biliyorum diyen adam Adem'dedir. Adem'i Adem'de arama. Bir daha. Adem'i Adem'de arama. Haddini bilmeyen, hududunda kalamayan, cehaletini bilmeyen adam, biliyorum zanneden, zannettiği kadar Adem. Neyi bilmediğimizi bilmek için ilim tahsil ediyor. Evet. Doğru. Neyi bilmediğimizi bilmek. Bilmiyor. Mesela bu manada niye... Bu manada ama geniş elpaze manası demeyeceğim. Miraç, İsra yani. Gece yürüyüşü. Bilmiyorum alimler ne demiş. Ben Adem'den anladığım kadarıyla bir parça bu manayla alakalı söyleyeceğim. Niye gece olmuş? Gece olmuş. İsra gece yürüyüşü olmuş. Mescid-i Aksa'ya kadar olmuş. Ondan sonra gece gündüz yok tabii. Niye olmuş? Miraç
kendi hakikatına uruç olduğu için, kendi hakikatına kendine seyahat olduğu için, zahir, batın, evvel, ahir isimleri tazamun eden, evvel, ahir, zahir isimleri, zahiri insan, zahir dünyasında, zahir karanlıktaki, ya, ustadın miracı da gece olmuş. Yatsı namazında ben diyor, o aleme girdim diyor. Hissiyatların içsel alemin bizim için karanlık olduğu için bilmiyoruz. Zahir karanlıkla batınımız eşitliyoruz. Çünkü zahir karanlık olunca akıldan ziyade his devreye giriyor. Onun için sinemalar vesaire günahlar gece işlenir. Gündüz pek işlenmez. Cinler de gündüz bağlıdır. Kendi bizim cinimizi yani ifritimizi yani nefs emmaremizi şey yapan, oynatan harici ifritler bağlıdır. O fıtri olarak yapmak da yatsından sonra yatın yani geceyi ayakta geçirmeyin. Geçirmeyin. Yani mesela ayakta geçirme. Yapacaksan ilim yatsıdan sonra yat. Sabah imsa şey teheccüd imsaya yakın. Bir saat kadar kalk. Namazını da kıl. Şimdi de yap. Vesaire. Şimdi o Miraç dört ismin hulasasıyla kendi hakikatına uruç olduğu için zahir ismiyle geceyi Mescid-i Aksa'da ne oldu? Sureti gece işte anlattım. Sureti bu. Kanuniyeti nedir? İnsanın içsel alemidir. O peygamberlerin onayını alarak onaylandığını içsel alemindeki derinliğe doğru seyahat ediyorsun. Sonra hakikatına doğru gidiyorsun. Onun için gece gerekiyor. Günahlar da gece işte. Ekseriyet. Şimdi ben çoraya girmeyeyim çünkü şey yapacak. Geçen haftayı böylelikle hulasalandırdım biraz. Adem mutlak. Fakat bu şunu size söyleyeyim. Klasik bir geleneğimizdeki ders okumaları okunuyordu. Sonra evrildi. Atıflı okunmaya başladı. Tarihi sürecini anlatıyorum hizmetimizin, nur hizmetin. Sonra toplamalar yapıldı. Toplama, bilmem. Sonra Rüştü abi bu şeyi, Zübeyir abiyle bu tamamen atıflı toplama gene Zübeyir abi. Sonra bir daha evrildi, derlemeler yapıldı. Tabirler yapıldı. Sonra dört cihette bakmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etti. Evvel, ahir, zahir ve batın. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti diye. Böyle giderken enfusi alemimiz karşımıza çıktı. Biliyorduk, yani tahmin ediyorduk bir şey olacak, bu bize götürecek. Külliyatı yeniden raftan aşağı indirmemize vesile olan Adem öğretisi, yöntemi karşımıza çıktı. Adem'le zaman işledik. Belki bugün bakabildiniz, ders yaptık onu. Adem'le zaman çok garip. Adem'le psikoloji oldu ama Adem'le zaman da hoş oldu. Ümraniye dershanemizde yaptık. Bunu ikinci kez tekrar ediyorum. Bu Adem mevzusuyla külliyat yeniden alemimizde evrilecek. Mesela Adem'de kalmıştı. Oysa cehaletini bilmemek, eylemsel halimiz vardı. Mesela namaz kılmamak mesela. Adem'de kalmak. Mesela küfür, isyan, şirk, günah Adem'dir. Adem'i Adem'de arıyoruz. Bilmediğini bilmemek Adem'dir. Bilmediğini bilmek ki Gazali'ye göre ilmin kemalidir, vücuttur. Çok acı. Bilmediğini neyle bildin? Kazandığın ilimlerle. Bu kazanım ilimlerinin, kazanımlarının kemali nedir? Haddini bildin.
cehaletini bildi, nududunda kaldı. Şimdi bazılar diyor ya, içsel içsel evriliyor. Ya iç alemde ortaya çıktığı zaman seni ortadan kaldıran şey içsel demektir. Mesela zaten yaşıyoruz. Mesela affedersiniz, cinsellik, lezzet, incir yerken. Bir senin huzur, bir namaz, bir haz, bir korku, bir zan, bir öfke trafikte. Au, çıldırdı. Adam kendisi yok. Yani kendisi yok. Kendisini içine almış öfke. Öfke kendisine. Yani içsel bu. İçin dışına çıkmış, seni içine almış. Öfke içseldir. Ne yaptı? Seni içine aldı. Tamamen kontrol dışı yaşıyorsun. Yani avami tarzda içsel bu. Hani içsel yoktu. Mesela bir tanesini demiştim. Ya dedim, senin kalbin senden büyük. Kalbin senden büyük. Bazılarının ise kendisi kalbinden büyük. Kalbi içinde. Ali hoş geldin. Bazısını da kendisi kalbin içinde. Miraç, akıl, akıl, vicdan, kan ve ruhun evvel ahir zahir ve batın kanuniyeti, sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti, bütünlüğünü simgeleyen İsra gece yürüyünün fiili tezahürüdür. Evet, akılla başlıyoruz. Akıl bağdır, ikaldır, aslına bağlı, aslına seyahat etmektir. Akıl okumalarındaki gayemiz, aklın kanuniyeti, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini alemimizde uyandırarak cüz'i de olsa bir miraçtır. Yani seni ortadan kaldırıp içsel alemimiz öne çıkarsa bu miracın zerresi oluyor yani. Seni ortadan kaldırıyor, içinin içine giriyorsun, miraç oluyor. Miraç ama miracı etmeli değil tabii. Hutbe-i Şami'ye 39. Size göndermişim Meclis-i Nurani'de daha önce. Sayfa defterinin 105'inde var. Şeyinizi açarsanız telefonda. Evet. Çünkü beşer şurada aynı zamanda kendimi ikaz edici şey yazmışım. Siz de yaparsınız diye. Evet. Kağıt yazmışım. Bak kendimi kendimle kayıtlarsam hür olurum. Bak bu kağıt. Kendimizi kendimizle kayıtlarsak hür oluruz. Aynı şey hariçten bize söyleseler köle oluruz. Çok iyi gayet. Aynı şey yani. Aynı şey. Ne farkı var? Yani neyi değiştiriyor? Neyi değişiyor? Kendini kendinle kayıtlarsan hür oluyorsun. Hariç de kayıtlarsan aynı şey, köle oluyorsun. Mesela en barizi nedir? Kendine mukayyet değilsin demektir. Hariçten bunu alabilecek kadar zayıfsın. Kendini kendinle kayıtlamak demek, bedensel hayatın zahirim bende. Kendime hakimim demektir. Yani bedensel dayatmalardan uzağım. Bedensel dayatmaların, beşeriyetimin dayatmalarından uzak olunca olma nispetini insanım. İnsan olduğum için beşeriyetimi kayıtlıyor. Dur burada. Hakkın yok. Tersini düşün. İnsaniyetim aşağıda, beşeriyetim önde olduğu için insan olan birisi beni uyarıyor. Hutbe-i Şami 39, çünkü beşer, tevafuk etti, fesvanallah. Beşer, hilkat-i kainattaki zahiri, esbab ve neticelerinin mabeynindeki basamakları ve teselsül eden illetlerin ve sebeplerin münasebetlerini aklıyla keşfedip sanat ilahiye diye devam ediyor. Sayfa kaç abi defter? Defter 105. Bugün atmadım. Daha önce attım ama bugün belki
Gökhan 25 Şubat o değil değil mi? Onu bilemiyorum Gökhan ne yaptı. Sizin attıklarını birleştirmiş. Yani 60'sa, bugünkini birleştirmişse bilemem. Ama ben daha önce atmıştım size. Şimdi bu çok garip bir yer yani. Ne alakası var böyle bir yer? Bakayım ne Allah ikram etmiş. Mevcudatın birbirleriyle ilişki ve çelişkilerini aklıyla keşfediyor. Keşif aklın sıfatıymış. Evet. Aklıyla keşfedip. Keşif içseldir. Zahirde birbirine kopuktur. Mevcudat birbirine kopuktur. Ama aklınla baktığın zaman her şey birbirine bağlıdır arkada. Bu kainatı tespit tanesi gibi düşünürsek Ali, tespit tanesi sen imam etsin. Gel buraya. İmam etsin. Yani onları bir araya toplayandır. Hutbe-i Şami 71. Şu halim-i şehadette ve cismani kainatta bunların vücudu gibi alemi ruhani ve maneviyatta kudret ezeliyenin daha acip müteselsil nazireleri var olduğunu aklıyla bulunan, aklı bulunan tasdik eder, gözü bulunan çoğunu görür. Bak şu kağıdın şu. Eğer açmazsanız telefonu sizi koparır götürür. Ya gözünüz takıldığı yere gidersiniz ya hayali götürür. Eğer bu okunan yeri gözünüzle takip etmezsiniz veya evde ders çalışırken yazarak risale okumazsanız psikolojik takıntılardan kurtulamazsınız. Mümkün değildir. Öyle bir ucuz dünya yoktur. Onun için yazıcılara, okumayı okuyuculara, dinlemeyi de bizim gibi tembellere hasretmişiz. Ve olaydan sıyrılmışız. Ve garanti cennet zannetmişiz kendimize. Bitirmişiz yani. Yazmayı yazıcılara, okumayı okuyuculara, biz de avam dinleme. Değil öyle. Risale-i Nur'u okumak, dinlemek, okumak, yazmak gibi. Hepsini dağıttık ya. Oysa sendedir bu. Okuyacaksın, dinlemeyi de bileceksin ama yazacaksın. Yazarak. Kopmak istiyorsan takıntılarından. Onun için mutlak defterinizi açın telefonunuzda varsa. Burası için garip bir yer demişim. Garip bir yer neymiş? Bir, çıkarımlarımız. Aklı bulunan tasdik eder. Ne demek? Demek akıl bulunmayanın tasdiki yoktur. Kafirin de tasdiki var ama aklı yok. Aklın sıfatından olan zekavetin tasdikte tasdiki var. O da batıl ilim olur. Bu ilimde canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Yani bunu bir kere arkadaşlar, yani insanın şu alemi var ya, hangi yönden girerse girsin kulakla. Bu artık temel bilgimizdir ya. Bilgi olması lazım. Kulaktan, gözden, burunla, dil, dokunma. Hangi yolla ne girerse girsin, inanın derecesine göre içeride ya canlıdır, ya şuurludur, ya akıl, ya ruhludur. Ruhtan gelmişse ruhludur, kalpten gelmişse kalbidir, vicdandan gelmişse vicdanidir, akıldan gelmişse aklidir, beşeriyet sefahatinden gelmişse beşeridir. Ama içeride mutlaka canlı, hayatlı, şuurludur. Bu kesin. Film olur, resim olur, ne olursa olsun. Bu temel, buna inanırsan kendini kontrol etme malzemesi veriyoruz eline, yani biz kendimize. Yani buna biz inanırsak, yani bir inanabilirsen ben bunu seyredeceğim. Bak, günahtan çık ya, günahtan bahsetmiyorum. Yani ya bana yakışır, ondan da bahsetmiyorum. Yani ben bunu içeriye soktuğum zaman bu dışarıdaki gibi değil. Bunu ehli dünyada söylüyor. İçki diyor. Şişede durduğu gibi durmaz diyor, değil mi? Eylemsel halidir. Mesela doktor ilaç verdi, kapsülde durduğu gibi durmuyor.
gülüyor diye yumuşuyor diye. Bak psikoloji verdi. Ki bu maddi şey. Hele seyrettiğim bir şey. Kardeşim, şu mevcudata Allah bir kılıf giydirdi. Bu kılıf alemi misalin mevcudata giydirdiği levhi misal, levalardır yani, alemi misal, elbisedir bu ya. Cansız olur mu bu şey? Filmler, şu ağaçlar falan. Şu gördüğüm incirin dalı, neyse filmde gördüm de aynı. Ama farklılığı var tabii ama. İçeriye giren her şey canlıdır. Tamam. Demek ki aklı bulunan tasdik eder. Sırrınca. Aklın kemali, şimdi tasdik akıldan yukarıda. O nasıldır? Batıl ilim de var tasdik. O akıllı değil. Kafirin zekavetiyle tasdik ediyor. Çok ilginç burası. Bu ilimde canlıdır, ruhludur, şuurludur kafirde. O da erva habiseleri ve insan suretinde şeytanları olurlar derecelerine göre. Yani arkadaşlar mesela şirk, batıl. Onun için nur talebelerine için söylüyor değil mi konferansta? Nur talebelerinin olur olmaz eline kitap veremezsiniz. Okumaz, okutamazsınız. Her şeyi dinletemezsiniz, her yere sokamazsınız. Çünkü diyor, aleminde bir dikkat latifesi var diyor. Dikkat latifesine ait bir ders yapmıştık birkaç tane. Dikkatli ol. Yani öyle bir lafı güzaf değil ya. O latifedir. Dikkatle alır diyor. Dikkat, bir şeyin sana haramın, senin hak etmediğin bir şeyi, sana helal olmasını karşılık verilen bedeldir. Mehir gibidir diyor. Zinayı helalın yapıyor. Nikahta mehir neyse, akit neyse, bu hakikatların sana mal olabilmesi için, sen bunu kullanabilmen için, dikkat latifeni mehir vereceksin. Nazik ve nazininlerin mehirleri nedir? Dikkat latifesi. Yani aynı şeye benzetiyor manayı. Nisa tayfesi. Nazik ve nazinin. Yani öyle kırılır, dökülür, öyle kalıp malıplara girmez yani. Öyle sistemi şey, nazik ve nazinindir. Mana böyledir. Mehir vereceksin, alacaksın. Yoksa haram sana. Sonra dişini atıyor. Birinci çıkarımımız bu, buradan. İki, alemi şehadet, alemi ruhani, cismani ise maneviyat. Alemi şehadet, alemi ruhaniye, cismani ise maneviyat, melekut tarafları. Aklı bunun fark ettiği kadar tasdik ediyor. Ne demek yani? Aşağıda okuyalım. Akıl nasıl çalışır? El cevap. Yani bu manadaki el cevap. Gördüğü bildiklerinin arkasına iz sürerek ve izin dışında benzerlerini kıyas ederek. Gazali ne demişti ilim? Bilgileri, malumatları, zanlarını birbirine bağlamaktır demiş. İlmi öyle demiş yani. Bilgileri birbirine bağlamak. Şöyle bir baktım böyle. Adem, zanlarımız yani. Acayip zanlarımız. Ya vücuda atıyor zanlar, ya Adem'e atıyor biz. Ya vücuda atıyor. Yaşıyoruz ama yaşamamış oluyor. Yani nasıl şey yapayım, dikkat ederek tanımlamaya çalışayım. Bu işlerle çalışırken böyle tefekkür ederken böyle bu gördüğümüzün kılıfın Adem olduğunu gördüm yani. Hissettim böyle tefekkür. Çalışıyorum hala. Adem böyle. Ya vücuda dönüşüyor ya Adem Adem'de kalıyor. Adem'i yani. Yani mananın dışına kaldığın her şey Adem'sin. Adem. Adem oluyor. Mesela diyor ki günah. Eylemseli söylüyorum. Eylemsel Adem. Şirk, küfür, masiyet, dala. Yani
Fakat çok tuhaftır. Kendi beşeriyetini ortadan kaldırıp beşeriyetini en öne çıkartan hastalık vücudidir diyor. Hastalık, musibetler. İşte tabii ki en kalitelisi tefekkür de. Ama normal yol değil. Umumi bir cadde hastalık vücuda atıyor. Şu gördüğüm şey Adem ne kadar yırtarsan vücut alemleri gözüküyor. Yani ahireti hakikaten o şahit olsun Rabbim. Rabbim şahit olsun size diler. Yani o Adem perdesini bu kattığı zaman yani araladığın zaman orayla buranın şeyini göremeyeceksin farkını. Yani gözü şey değil ya. Yani. Ölüm de şöyle o senaryo anlatılmış ama ampulün yanıp sönmesi gibi veya ne bileyim şöyle bir ampul var gördüm. Siz de biliyorsunuz. Yaktınız dereceli 60 derece, 60 volt. Kaldır hiç söndürmeden 80. Başka 80 dereceli şey voltlu bir ampul yakmıyorsun. Ampulü çeviriyorsun. 60'tan 80 volt çıktı. Yani çevirerek yani. Dünya ahiret böyle. Böyle tefekkür edersek Osman. 60 voltluk değil mi böyle? Çevir 80 oluyor. Ha bu ahiret işte bu 80. Aynı yerdesin bak aynı odadasın. Arttı. Senin dünyan değişmedi odadasın. Ama odanın şeyi değişti yani duvarları değişti. Şimdi ben bu ampulü nereye bir götüreyim size. Böyle bir cihazımız var. Buralar böyle gözüküyor. Biraz daha çevirdik. Aa baktı ki bu titredi. Titredi. Aa baktı titremek. Çünkü ya da netleşti. Heh. Ya da netleştiriyor ya bazen hiç görmüyorsun. Mikroskopta bakıyorsun göremiyorsun ama böyle bir netleştiriyorsunuz. Ha işte bulanık gibi diyor ya Allah Resulü Hazretleri. Yani mesela bak ampulü 60 voltluk ya. 80'e çıkarsan ortam aynı. Ama her şey daha net oldu ortalık. Çıkartınca ne oldu? Gözün daha net göreceksin resimleri vesaire. Daha kim olacaksın? Şimdi burayı da düşün böyle. Şimdi bakışın 60 dereceli böyle bir anlayış. Tak diye kaldın böyle titremeye dönüşüyor. Aa bakıyorsun Allah Allah. Her şey gülüyor. Canlı. Abi ceviz dediğin, kiraz dediğin ağaç. Melaikenin donmuş hali, libasıymış diyor. O yediğin sözde değil. Şu kiraz melaikenin libasıdır. Meleklere nasıl şahit oluyorsun aleminde? Melekelerin, malik olduğun melekelerinin vücud haricisi melaikelerdir. Malik olduğun melekelerin o istidatların, inkişaf ettiğim o melaike işte. Ona iman, ona emin olduğun için iman ediyorsun meleklere. Yani bu ampulü çevirmek gibi yani. Sensin gene. Bu sefer kaldırdın mı bu derslerle işte kalkıyor. Huzur oluyor. Bu aslında bir kılıf ha. Şu gördüğümüz kılıf. Aynı şey. Tak diye peki ölüm ne demek ölüm anı? 60 voltluk ampulü şurada müdahale ediyoruz ha tavanda ampul. 80'e çıkarttık. Her şey daha net oldu. Ayet-i kerime mali söylüyor. Artık bugün gözün daha nettir. Mealen söyledim Kur'an'da. Vefat edenler için söylüyor ahiret. Gayb açıldı. Artık bugün gözünüz daha nettir. Daha net. Hangi gözse? Evet. Mesela şu andaki göz kullanıyorsun. Uyuduğun zaman da bir göz kullanıyorsun. Ama bir de şey gözü var. Merhamet gözü var. Vefa gözü var. Ya vefa yok mu ya? Hürmet yok mu ya? Değer yok mu ya? Bunların gözü, hepsi gözü var. Adem gözü. Muhabbet, çık. Muhabbet. Muhabbet gözü diyor usta. Kusur görmez diyor. Kusur gözükür mü? Bu gözde kusur gözükmez ki. O da bir davranış. Muhabbet gözü olursa kusur da cevabı olur. Veya kusursuzluk. Bu tür böyle şeyler, en az bugün bunları konuşsak bu pazar günü, Rabbimize şükürler olsun. Ustadımızın tabiriyle Ceylan Abin Akkızı öyle diyor bizi bir araya getirse bir çay ortamı, bir meyve ortamı öyle sohbet tatlı tatlı kardeşlerle beraber uhuvveti tesanudumuzu sebep olsa Risale-i Nur
yerine getirmiş olur diyor gayesi. Yani ahiret, ahiret değil. Sen daha kalitelisin ya. Onlar, o alemler insanın hakikatıdır, dişe vuruşlarıdır. Mahiyet insanı bir de temessül cihetiyle, Peygamber Aleyhisselam, mahiyet insanı bizde var. Kardeşim, iç aleminde kaldırmaktır ya. Suretten hakikate geçti mi, orası işte. Şu şeylerin Adem olduğunu. Adem. Mevcudatla Adem arasında nasıl bir fark var diyeceğiz o zaman? Ne diyebiliriz? Mevcudat, ya da masivaysa... Mesela şöyle diyelim. Şimdi biz kabulleyişlerimiz var. Şöyle diyeyim. Şimdi matematik realite değil mi? Evet. Matematik var. Şüphesi olan var ama yok kendisi. Tıp onun üzerine kurulmuş. Big Bang sıfır zaman diyor. Demek bir zaman var. Sıfır ya. Kimya, fizik hep onun üzerine kurulmuş. Kendisi var mı? Bir denen bir sayı var mı? Sıfır denen bir şey var mı? Sıfır denen bir şey var mı doğada? Eksi bir, eksi bir elma var mı? Yok. Eksi bir var mı? Matematikte eksi iki elma kaldı diyor. Mevcudat, vücudun ademidir diyebilir miyim? Öyledir zaten. Ha, öyle evet. Şimdi ona geleceğim. Her şey o aynada ifade ediliyor mu? Ben malzeme kullanayım. Yani mevcudat, matematik zeminsiz zemininde ifade ediliyor. Vücudu yok. Kelam var mı? Gözüküyor mu? Ben oradayım. Nasıl ben oradayım? Kelamında rütbe-i mertebesi gözüküyor kişinin. Dilinin altındadır diyor İmam Ali. Üstad da rütbe-i mertebesidir diyor kelam. Ben var mıyım kelamda? Ama kelam ne var ne de ben varım. Ama kendiniz var yani şu anda konuştuklarımla sizde değil miyim ben? Sizde varım ben şu anda biliyor musun? Siz duyduğunu zannediyorsun. Ben şimdi misafirim. Beni misafir ediyorsunuz diyor. Ustad söylüyor bunu. Tabir zannediyoruz misali. Hakikatsiz misal olur mu? Ben diyor size misafir oluyorum diyor. Yani okunan risale, ustadın şahsiyeti, maneviyesi dimağımızda misafir ediyoruz. Ondan dedi ki, soru sordular. Ustadım biz anlamıyoruz dedi. Dur bakayım ne anlamıyorsunuz? Ben siz oldum dedi. Girdim içeri. Hakikaten ben de anlamadım dedi. Ben siz oluyorum, anlamıyorum diyor. Anlıyor musun? Anlamadın. Şimdi Adem'e geleceğim. Kelam da ben nasıl varsa hayal et. Matematikte bütün mevcudat nasıl varsa. Bak benle mevcudat farklı. Kelam da bizim bildiğimizden bilmediğimize doğru gidiyor. Kelamla ben nasıl varsam. Matematikte mevcudat nasıl varsa. Adem'de vücut da öyledir. Adem'de vücut da öyledir. Adem-i sırfta da Adem-i sırfta da şeceri hılkat öyledir. Adem-i mutlakta da Allah taayyum ve teşahhus öyledir. Abi, ama kesiften letafete gidiyor. Farazi ve vehmi bir hat çizmek var ya. Elgi. Aynı onun tekrarı gibi oluyor. Biraz da böyle evet tekrar ama o biraz da kesif gibi. Farazi ve haddi var ya ben yaptım falan. Bu biraz daha böyle şey ya. Biraz daha böyle ileri götürüyorsun. Yani anlamak için Adem vücudu neresinde? Sen kelamın neresindeysen. Bunu anlayan tarafından akıl mı oluyor? Yok. Akıl. Akıl burada. Ha anlıyor ha pardon anlıyor. Hisseden vicdandır. Akıl fikreder, iz takip ediyor. Aklın buradaki ne yani? Bu arada nereye giriyor? Akıl burada, işin tam merkezinde. Aklı olmayanın dini yoktur. Hadis. İşin tam merkezinde. Çünkü akıl ikaldır. Yani şöyle diyelim. Ali diyor ki, abi şu şeyi al. Şifreyi al, bağlanayım. Bilgisayarına iş yapacağım. Tenvi giriyor. Almanya'da vesaireden geliyor. Dün mesela belki de şurada Samsun'dan şey girdi Ali. Furkan girdi bilgisayara. O bir ek yaptığım videoyu bilgisayara nasıl atacağım bilmiyor. Büyük bir megabayt yüksekliği. Bir şey anlatmak için veriyorum. Abi diyor ben Tenvi'yi bana numaranı şifreni ver. Girdi seyrediyorum bilgisayarda iş yapıyor adam. Kaldı onu dosya oraya attı oradan onayladı oradan. Samsun'dan Almanya'dan.
Akıl bu şifreyi almaktı. Ne aldın? Cenab-ı Hakk'a, şimdi adam girdi, Samsun'a girdi Furkan bilgisayarıma. Şifremi aldı. Biz de Cenab-ı Hakk'a şifremizi veriyoruz. İman edince, akılla iman, akılla şifre tövbe, itikad ediyoruz. İman değil daha. Akılla itikad ediyoruz. Şifreyi verdik. Haşa, haşa anlamak için. Cenab-ı Hak da bizim sisteme giriyor. Onaylıyor. Onun adı da imandır. Mümin kulunun irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Allah'ın taayyum ve teşahhus etmiş şeyidir yani iman. Akıl burada şifreyi vermektir. Girme yetisini veriyoruz. Vahye mal, yani kısaca tabiriyle akıl ikaldır. Vahye bağlıyoruz. Vahiysiz ne olur? Onun için tam herkesi. Vahiy, şey akıl ikaldır. Hakikatine bağlıyoruz. Vahye bağlıyoruz. Yoksa şey olur. Fıtri bir iman olur. Yani bulu çağına gelmeyen veya delilerin, hayvanların cennete gitmesi gibi. O murat değil yani bu dünyaya geliş gayemizde. O şekilde cennete gitmek murat değil. Ben de cenneti gaye edenlere diyorum ki, vallahi cennete gitmek için bu kadar böyle şey yapmaya gerek yok yani. Eğer cennete gaye bu dünyada yaşamaksa, o zaman deli olsak yetiyordu zaten. Cennete gitmek için, hayvan olmak için. Biliyor musun? Domuz bile cehenneme gitmeyecek yani. Kıt mı şey, asab-ı kefin köpeği cennete gidecek, kuyruğunu sallay sallay. Hum hum hum. Ondan sonra asan gelirken dur, hesap ver. Ulan köpek hesapsız giriyor. Yani cennete gitmek için insan olmaya gerek yoktu ki zaten. Zaten deliler giriyor, hayvanlar giriyor. Tamam mı? Bulu çağına gelmeyen de giriyor. Peki gaye ne ya? İnsan olmaya geldik kardeşim. İnsan olmaya geldik. Bunları konuşmaya geldik. Bunları konuşmaya geldik. Yani Adem-i Mutlak'ın farkına varıp 9. sayfa şu anlar Allah aleminde, alemsiz aleminde Adem-i Mutlak taayyum ve teşahhus edecek. Bırak o beşeriydi. Adem sarmalamış yerleri. Vücudunda Adem. Aynı yerde. Sen bana manayı sana söylüyorum. Kelamsız düşünebilir misin? Matematiksiz fizik olur mu? Vücutsuz. Ademsiz vücut yok. Böyle. Vücudun her yerinde Adem var. Şöyle diyeyim. Daha iyi anlaşılır. Allah'ın ilmi niye sonsuz? Cehalet yok içinde. Kudreti niye sonsuz? Acizlik yok. Niçin bizim kudret mertebeli? Çünkü acizlik var. İşte mevcut alemimizde mertebelendiren, esmayı mertebelendiren kısaca, mevcut alemimizde güzel, 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 daha güzel. Bu Cemil esması demektir. Esmayı alemimizde mertebelendiren, diğer esmalarla kıyas ettirme vesilesi Adem'dir. Daha güzel, daha güzel. Bu Adem. Aradaki boşluk Adem. Okuyorum bir daha. Alem-i şehadet, alem-i şehadeti, alem-i ruhani ile cismani hayatı, maneviyatı, melekut taraflarını ayırt eden, fark eden tarafımız oluyor akıl. Yani akıl nasıl çalışır? Bu makamda izah. Gördüğü bildiklerinin arkasına iz sürerek, gördüğü ve bildikleriyle iz sürerek ve izin dışına benzerlerini kıyas ederek, mesela şöyle diyeyim. Şimdi ben konuşuyorum, ders şey oluyor, işliyoruz beraber. Aleminde benim hissettiğim değil. Senin aleminde. Şimdi iz sürüyorsun, düşün. Geliyor hemen bütün o bütünsel derslerinizle birbirine bağlıyoruz.
aleminde farklı şeyler uyanıyor. Herkesten farklı olması şu benzerlerine bak izin ben sana bir bunları söylüyorum ama izin dışına çıkarak daha değişik şeylere kıyas ederek uyanıyor. Belki de sen de uyanan doktor da uyanmadı, ben de uyanmadım. Dışına çıkıyorsun. İnsan bunu akıl yapıyor. Yani akıl maziyi ve hali içine alıyor. Vicdan ise bak akıl mazi hali içine alır. İyi dinleyin. Akıl maziyi ve hali alıyor. Vicdan ise hali ve istikbali içine alıyor. Akıl istikbali alır abi ya. Alır, vahissiz alamaz. Vahissiz alamaz. Alamaz. Onun için kafirde gelecek hakkında düşüncesi vardır, aklı yoktur. Gelecek hakkındaki tasarımları, plan ve projeleri Müslümanlardan çalarak yapar. Vicdan acayip bir şey ya. Vicdan hali ve istikbali alır. Onun için şöyle diyorlar yani akılsız akıl, şey kapsız akıl, akılsız kalp topaldır, kördür ya. Yani anlamak için akıl, kalp, vicdan diye ayrımı yapıyoruz. Hepsi tektir aslında. Mesela vacibül vücut, Allah'lık alemi, esma, sıfat, şuunat, bizim için böyle bir şey var. Allah için böyle bir şey yok. Hepsi bir tektir. Vahdettir yani. Mesela biz de konuşurken, şu anda konuşuyoruz. Alemimizde bu dersten aklımıza mı, vicdanımıza mı, kalbimize, ruhumuza nereye gittiğimiz farkında mıyız? Biz tekiz ya zahir ama düşününce akıl, vicdan falan düşününce oluyor. Aslan tekiz. Böyle işte Cenab-ı Hak. Şimdi bir daha. Akıl mazi ve hali içine alıyor. Vicdan ise hali ve istikbal içine alıyor. Vicdanla akıl halde keşfediyorlar. Yani o zaman akıl ne yapıyor? Vicdanla geleceği keşfediyor. Kesişiyorlar. Geçişiyor. Kesişiyorlar. Kesişiyor. Ha kesişiyorlar. Evet. Vicdanla akıl halde kesişiyorlar. İzi şöyle takip ediyor. İz nasıl takip ediliyormuş? Varlığı kapsayan ve kaplayan üzerine giydirilen bak. Varlığı kapsayan ve kaplayan üzerine giydirilen sıfatları soyarak hakikatine siyahat eder akıl. Bir daha. Akılla kalp, akılla vicdan kesişince ne yaparmış biliyor musun? Şu mevcuda şu kiraz var ya. Ha mevcut şu kirazdan misal veriyorum. Bu üzerine bir şey giydirilmiş. Ve bize denmiş ki bu kira. Aslında bu elbise. Bizim bunu soyacağız şimdi. Bunu soymamız gerekiyor. İnsanlar şey yapacağız. Varlığı şu kirazı kapsayan ve kaplayan üzerine giydirilen sıfatları soyarak. Mesela şunları sıfatları soy. Yeşili soy. Kokuyu soy. Görüntüyü soy. Tamam? Soy, soy, soy. Aslına doğru git. Mesela elbisemi çıkar. Atletimi çıkar. Vücudumu çıkar. Hayatımı çıkar. Aklımı çıkar. Vicdanımı çıkar. Kesiften latife gidiyor. Kalbi çıkar. Ruhu çıkar. Çıkartacak bir şey kalmadı. Bunu soyar. Akıl soymayla vazifelidir. Zeka ise giydirir. Aklın en büyük özelliği soymaktır. Yani giydirilenleri diş. Onun için aklınız yaakülün, taakülün, efele tefekkerun gibi aklı vahye tabi olunca giydirilen, toplum giydirmiş. Ümmi değiliz yani. Anamızdan doğduğumuz gibi değil. Okul giydirdi, televizyon giydirdi, film giydirdi. Giydirdi de giydirdi. Zeka giydirir, akıl soyar. Aslına ne yapar? Varlığı kapsamaya kaplayan ve varlığın üzerine giydirilen sıfatları soyarak hakikatına seyahat etme yetisi alır akıl. Yani benim gömleğim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum diyerek üstünü kaldırarak giymiş olduğu sıfatlarını soyarak öze, töze, cevere, hakikatına seyahat eder akıl. Üçüne görüyor musun akıl? Onun için aklı başına bu yani. Soy, sıyrıl.
bu süreçte aklın imbiklerinden, aklın 30-40 tane sıfatları var ya, zeka, hüşyar, tefekkür, muhakeme, müdebirlik vesaire. Bu süreçte aklın imbiklerinden, hakikat meratiplerinden geçirilerek tasdike atar. Tasdik kendi imbiklerinden ilme dönüştürür, ilim alime döner. Bir daha. Bu süreçte alındı mı bu mevcudatı soyarak? Akla attık mesela kamyondan, yerden maden şey çıktı, toprak. Fırına götürüyorsun, muamele yaparak soyuyorsun. Bakın altına giydirilen elbiseleri soyuyorsun. Başka bir misal bu. Dedik ki 1000 derece verdik, şey 900 derece bir şu madde ayrıldı. Aklı şey altını soyuyoruz. 1500 derece verdik, başka bir madde ayrıldı. Bilmem kaç derece verdik, şu ayrıldı, bu ayrıldı. Sonra maksada geldik. Aslında onu da ayırabilirsin. Ama gayemiz altına gelmek. Soyduk. Yüksek fırın. Biraz mesleğimiz de okulda görmüştük. Şu derece, imbiklerde nasıl geçiriliyor? Benim tesi vardı bizde. O madenleri aslında üzerine giydirilen bir tozdur. Ama ne kadar maden giydirilmiş. Giydiriliyor. Mesela doktor misal vereyim. Doktor sen sağdan, seni görünce. Midem ağrıyor diyorsun. Şu oldu mu diyor. Bakayım ne giydirilmiş. Şu oldu mu, şu var mı diyor. Direkt mideye ilaç vermiyor. Diyor ki, ya işte genetiğine, ya psikoloji, ya o günün canı sıkıntısı. Yani ille mideye, mide için bakmaz. Ona giydirilen şeyler var. Yani giydirilmiş. Aklın vazifesi mevcudata giydirilen libasları soyarak hakikatine seyahat etmedir. Aklı başında olmak o seviyeye. Yani. Bu süreçte çok önemli bir şey bu sonuç. Aklın sistemi var. Dedim ya hüşyardır, dehadır, zekavettir. Aklın imbikleri yani yüksek fırın. Aklın imbiklerinden, hakikat meratiplerinden bu mevcudatı, kirazı attık fabrikaya, bu kirazı. Yani kamyon geldi, toprağı boşalttı. Bu kirazı da boşalttık akla. İmbiklerinden geçir bakalım. Ne diyor usta? Zahire bakarsan, sani. Değil mi? Saniyatkar gözüküyor. Ölüden çıkmasıyla hay gözüküyor. İşte tasarımlarıyla matematik gözüküyor. Vesaire. Ya bu imbikleri altınca söylenilen şeyler geçirilerek tasdike atar. Bu aklın fabrikadır diyor. Fabrikaya attın mı abi? Attın. Çıkan öznedir, tasdike atar. Tasdik kendi imbiklerinden de, tasdik de kendi sisteminden geçirerek ilme dönüştürür. İlim alime döner. Eylemsel halidir. Her şeyin ilmi böyledir. Aklın sahası takip ettiği izi, aklın hangi sahası nedir? İzi, hangi izi takip eder? Gelecek hakkında değil. Geçmişi, vicdan, geleceği, ikisinin cem olduğu hal. Burada birbirlerine aktarım, birbirine dönüşüm, izan meratibiyle oluyor. İzan neymiş? İzan, vicdan, akla, akıl vicdana atacak ama sistem nasıl çalışacak? Dimağdaki izan sistemiyle, kesişme yeri kavşak orası. Birbirine kazanımlarını atıyorlar. İzan kavşağında oluyor. Akıl, delil, burhan ve hüccetleriyle vicdanın himmetine, yardımına geleceği izah edip yorumlar. Yani vicdana malzeme veriyor hüccet, burhan, delilleri. Geleceğe ait vicdaniyatın böyle tıntın eden manasına malzeme veriyor. Vicdan da akla hedef koyuyor. Mesela şöyle diyeyim. Fikir yoldur ama biz böyle geçen hafta şey yapmıştık. Bir tane zat sorunca ben uyandım biraz. Yani fikir böyle bir yol. Yol açmıyorsun sen. Bir fikir yol ne demek?
bir gaye, bir erek, bir hakikatını koy oraya. Koydun mu? Koyduğun anda seninle onun arasında yol açıldı demektir. Yoksa yol, fikir yol. Hangi yol? Çöldeki yol değil ki ya. Yön o. Yön o. Yol değil. Yol, hedef. Hedef, proje, gaye. Maksadımız ne? Bu dimağda hedefimiz ne? Kendimizi, aklımızla keşfedeceğiz. Onunla uğraşıyoruz. Aklımın konusu yapmışım. Aklımı konu yaptım. Ezber söylemedim bunu. Aklımı konu yaptım. Aklımı mevzu yaptım. Aklımı hedef yaptım. Aklımı gaye yaptım. Aklımı keşfetmeye, çözmeye hedef koyduğum an o fikirdir. O koyduğum anda benimle onun arasında bir doğrultu olur. O yoldur. Ama onu belirleyen projedir. Mesela bir adam var veya bir delikanlı, bir çocuk veya hanım vesaire. Gaye ne kardeşim? Ya babam dedi ki üniversiteye çalış, böyle çalışın. Boşuna çalışma ya, böyle bir projen yok. Hedefin yok. Öyle. Bırak. Öyle şunlarla, YouTube'larla, bilmem nelerle, meşgul. Öyle bir şey değil ya. Hiçbir tadı tuzu bir şey olmayan bir çocuk ya, böyle bir kız veya olan. Bakıyorsun evde hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir tadı tuzu şeyi de yok yani. Yani yanlış da olsa bir hedefi, projesi olana gene onun aranda bir yol bulursun. Gayesiz ne demek? Ya şu rüzgarda uçuşuyor bir kağıt veya yaprak. Ne hangi taraftan gideyim yakalayayım? Ya bir gayesi olsa da yanlış dahi böyle. Diyor ki ben diyor karmak sokuyorum. Ben diyor bilmem şunun seminerine gidiyorum. Lan gene aramızda bir yol oldu. Ona hangi yolda yanaşacağım belirlendi benim için. Ama hiç gaye ne delikanlı? Valla bilmiyorum ki. Ne anlatayım ben buna ki? Eğer falancanın seminerine gitseydi, onda tam mesela bir tanesi sordu bugün. Dedi ki, ben dedi tefsir mi okuyayım, risale mi okuyayım dedi. Bu normal insan değil ha, cami imam kardeşim. Eğer malumat istiyorsan tefsir oku. Eğer kendini keşfetmek istiyorsan risale. Keşif istiyorsan, Allah Allah, ya. Şimdi bilerek söylüyorum, bir kız veya bir oğlan, hedefi yok. Ne yapıyor evde? Telefonla, şunla bununla meşgul, bir hedef yok. Hiçbir şeye benzemiyor, ne siması, ne davranışı, ne oturup kalkması, ne evde giyinmesi, ne... Hiç tadı tuzu hiçbir şey yok ya. Yani mesela diyelim ki, bir şey dahi olsa, yanlış dahi olsa, bir gayesi olana, İnsan saygı duyarısı geliyor yani böyle. Bak bir şey peşine koşuyor ya. Ben hapishanede şey demiştim. 2 hafta kalmıştık böyle. Deniz Gelçme, bu Mahir Çayınlan'la vesaire çok yaşlıydı böyle. Yaşlıdır, 2 yaşlı diye. Bize ya ona da mı ne kaya ne ki bizi bir araya getirdiler. O dedi ki bizi ve sizi bitiren nedir biliyor musun? Şu diyor, doğru diyorlar diyor, İspanyol Başbakanı dedi diyor, ilk defa ondan duymuş diyor. Büyük diyor, 50.000 beşik yapıyorum, 50.000 kişilik beşik, stadyumlardır diyor. Şimdi diyor, videolar çıktı diyor, şeyle. Artık kitap okumaz, ne Müslüman'da, ne Müslümanlarda, ne bizde diyor. Artık kalite yok. Hiç kalite yok. Oturup da diyor, telefonunu videoları kapatıp, kitap okuyan pek kalmadı. Sizde de yok biliyor musun? O kadar arıma gitti ki. Ya. Hasan abicim, tamam dediğiniz bir anda, sizi bu bölmek istemiyorum. Tamam dediğiniz bir anda, bir iki bir şey söylemek isterim. Tamam dediğiniz bir anda. Yani şu anda sizi bölmeyeyim, siz uygun gördünüz, tamam mı dediniz? Bitireyim. Vicdaniyatı olmayınca, akıl tek kanatlı kalıyor, tek başına da gidemez geleceğe,
Geleceğe akıl vicdanla gidiyor. Dimağdan vicdana izan ile, demek ki dimağdan vicdana izan ile, vicdandan da akla zihin ile dönüştürme ve dönüşmeler oluyormuş. Çok tuhaf bu. Aynı yol değilmiş yani. Aynı yol ama şöyle. Dimağdan vicdana izan yoluyla iniyorsun. İniyorsun derken böyle güzel aşağıdaydı. İndiği yer zihin mi dedi abi? Ya bak şimdi, dimağdan vicdana izan ile iniyor. Ama vicdandan dimağa zihin ile. Zihin de dimağ, vicdanın kavşağı abi. Evet, kavşağı. Çok tuhafıma gitti, bir şey söyleyeceğim size. Bir, daha kesin bilmiyorum ama. Kesinim yok, olmamakla beraber söyleyeyim. Adem'in vücutsuz vücudu zihinde olduğunu gördü. Zihin böyle aklın bir sıfatı zannediyorsun. Başlı başına bir harita yani. Osman'ın mesleği. Harita. 1/1 milyon. Harita öne koydu. Navigasyon gibi. Zihin vicdanda ya. Vicdan akla gidiş yolunu zihin ile yaparken akıl vicdana inmeyi izan ile yapıyor. Evet, Gafur, çok kısa bir şey. Hadi. Çok kısa belki olmayacak abi. Kabuk Hüseyin abi, imkan ve vücut ortası abi. Kabuk Hüseyin, imkan ve vücut ortası. Bakın, imkan ve vücut ortası diyor. Kabuk Hüseyin'in ne olduğunu söylemiyor. Kabuk Hüseyin, imkan ve vücudun ortası diyor. Kendisine mümkün abi. Ne oldu abi mi? Kendisi, bakın, kendisi mümkün. Mümkünün mahiyeti Adem. Bendekiler ortaya çıkıyor Hasan abi. Bakın, imkan ve vücut ortası. Yani mümkün, yani ben. Yani Allah-u Teala Adem ve vücut iki menzil gibidir değil mi? Oradan oraya, oradan oraya yapıyor. Bunu nerede yapıyor abi? Bunu bende yapıyor. İşte mümkündür, bende her şey var. Yani aklınızdaki kiraz imkansa, onun sizdeki karşılığı mümkündür. Sizdeki o lezzet, saklı olan lezzet, kiraz sizdekini uyandırıyor. Sizdeki saklı olan lezzet şu anda Adem'dir. Onu yediğiniz zaman bu ortaya çıkıyor Hasan abi. Yani mümkün sizde saklı. Bende ortaya çıkıyor her şey. Peki ben nerede ortaya çıkıyorum? Ben de Adem-i sırfta ortaya çıkıyorum. Hasan abi. Peki ben neyim? Ben de Adem-i mutlakın esma, şunat ve sıfatın tabiri caizse şahs-ı manevisiyim ben Adem-i sırrı insan olarak. Bu kadar abi. Ne iş yapıyor bu adam? Fırıncı değil mi? Risale-i Nur ne yapıyor? Doğru ve yanlış. Onu şey yapmıyor. Ama ne konuşuyor? Değil mi Adem? Şu Risale-i Nur insanı nereye taşıyor Osman? En çok ona hayret ediyor. Nereye taşıyor? Kabuk hapse neydi? İmkan vücub ortası. Kendisi hakkında var mı yok? Bilmiyoruz. Adam, imkan mümkün. Madum Adem. Yani bak, farkında mısınız? Yani bu hangi güç sizi bu kadar standartlı pazar günü buraya getirecek? Çoluk çocuğumuz var. Adam ne diyor? Ve gurur duyuyor insan. Bir kere şükürden tamamen aciziz Allah'a karşı. Böyle bir nimetle biz iş yaptık. Yani daha ne olacaktık? Hani biz taassup yaptık, kafamızı soktuk. Rüştü abiye dediğim gibi şaka yaptım. Beni kandırdınız dedim. Kandırdın Rüştü abi dedim. Biz ne evlendirdin, ne de şeydi, okuldan şundan da ettim. Şimdi tamam, biz kandık geldik. İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor yani. Fırıncı ne alakası var Adem-i Sıfır Adem'in? Onun diyor eserlerinde bir tamamıya ortaya çıkacak. Hani bir İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. Ölçü değil mi senin de o İmam-ı Rabbani Hazretleri? Bütün Müslümanlar genel ölçüsü. Ha işte. Bak ne diyor? Bütün kâhine kabuk açsan Adem-i Sırf. Doğru.
şahsiyet insanın hakikaten adem mutlak, kainatı yok, insanda var. Doğru. Çok garip ya. Kabu kalpsin içerisini bilmiyoruz ki. Bilsek zaten kabu kalpsin olmaz. Adem, her şey adem kaplanmış. Vücut bulmayan her şey adem. Günahlar adem. Bir dakika, adem yokluk. Günah adem diyor. Günah yok mu? Yok, şekli var. He, hakikati yok. İçi adem. He? İçi adem. İçi adem yok. Ama var sureti. O zaman hakikatsiz suret oluyor. Hakikatsiz suret. Çok güzel. Onu da kaydet işte. Sen söyle. Adem'e kaydet. Hakikatsiz suretler. İçi boş. Aynı yaz parantez. İçi boş. Çok güzel. Yani biz Adem'i yok. Ya günah Adem diyor. Mesela diyelim ki sabah kılmadık. Sabah kılmadık. Öğleyin kılarsa, sabahtan öğleyene kadar hep Adem. Öğleyin kıldın ikindiye kadar Adem. Şey vücut. Ama yaşadın, nefes aldın. Yok. İçi boş. Hakikatsiz surette Adem. Güzel tabir o. İşte Adem. Suret yok mu? Adem. Güzel oldu, çok şükür. Hakikatsiz surettir. Aha, surette görüyorum. Ettiğim zaman, intikal ettiğim kadar, nasıl yaparım? Soyarak bunu. Kaplayarak ve kapsayarak. Bunu soyuyorum. Şu kirazı soyuyorum. Dilimden vazgeçiyorum. Midemden vazgeçiyorum. Menfaatimden vazgeçiyorum. Burada okumalar yapıyorum. Allah'ın esmalarını. Bu zahira kanuniyet. Esmalı yani yahay, ölüden diri çıkması. Sanatta olması sani. Bu klasik okumak. Klasik ne demek? Böyle ya. Ama bununla sen soyulman lazım. Bu bilgi oldu kafada. Soyacaksın. Bu nasıl soyacaksın? Bendeki kiraz uyandıracaksın. Yani hiçliğini bilerek. Yani bu kainatın bütün varlığın senden yaratıldığını farkındalığımız artırarak. Hiç olarak hep olmak için olduğumuzu. Hep olmak için hiç olmak lazım. Zat-ı Zülcelal muhatap olmak için Adem-i Sırf, Şecere-i Şılkat'a muhatap olmak için, şey Adem-i Sırf dedim, Zat-ı Zülcelal'e muhatap olmak için Adem-i Mutlak, Şecere-i Şılkat'a muhatap olmak için Adem-i Sırf, kainata muhatap olmak için Adem, kendimizi ortadan kaldırmak için de haramlar. Yani soyutlayarak bak ne demiş burada? Kapsaya şey dedi. Kapsaya ve kaplaya. İçlik desek menfi manada. Evet. Yani hiçliğini bilerek yani şu mesela günah var mı? Var tabii. Ama Adem'dir diyor. Evet, bu da var. Adam dünyayı dünya için bakmak diyor. Bak dünya diyor alim ustad diyor. Dünyayı dünya cihetiyle Adem'ine hükmetmişler diyor. Aynı böyle geçiyor. Dünyayı dünya cihetiyle Adem'ine hükmetmişler. Yok. E peki kardeşim hani Adem yokluk şey sureti var. Hakikaten kopuk suretler. Adem. Her taraf Adem. İlk defa bakıyorsun değil mi Süleyman? Suret. Bunlar hep libas. Hep giydirilmiş. Bak şu anda ışık giydirilmiş. Karanlık yokmuş. Ve ateşe leyle ve ahrece duha. Gece alemdir diyor ustad. Karanlıkla gündüz ayırmak için Allah geceyi boyamış. Kara, siyah bir örtüyle. Örtü diyor. Onu örtmüş. Bu gündüz, bu gece. Gündüzü diyor nurla örtmüş. İki şeyi, iki kavramı. Gündüzü nurla, geceyi karanlıkla boyamış. Gündüz, gece. Nasıl aldandık görüyor musun? Mesela lambayı vuruyor. Gündüz deniyor. Söndürüyor. Gece. Aynı yere ertesi gün dediğim şey. Bir vuruyor, ertesi gün. Söndürüyor. Karanlık. Aynı yere bir daha vurduk. Üçüncü gün. Değişen ne kardeşim? Aynı yer. Değişen hiçbir şey yok. Lambayı yaktı, söndürdü. Yaktı, söndürdü. Aldandık. Güneş aynı yere vurmadı mı tepeciye? Ali? Seni çık salona vurmadı mı abi bugün? Söndürecek. Sonra bir daha yaktığı zaman bugün ayın kaçı?
11 mi? 12. 12. Bir daha, şimdi söndürecek, gecesi olacak. Bir daha yakınca ne olacak? 13. Sonra söndürecek, bir daha yaktığın zaman 14. Değişen ne? Çıksanlığın nesi değişti? Hiçbir şey değişmiyor. Peki, niye böyle değişiklik zannediyor? Ne değişti? Ben değiştim. Ben değiştim. Şimdi bugün dersten gittikten sonra vay be her tarafı Adem ya. Soyacağız onu. Elbisesini çıkartacağız. Vücuda döneceğiz. Hutbe-i Şami 141. Hutbe-i Şami'de devam ediyoruz. Aklına bak. Vay be ne kadar zaman geçti. Aklına bak. Böyle şeye cevaz verir mi? Mustakim aklın yoksa kalbine bak. Böyle şeye muhabbet eder mi? Selim kalbine bak. Görüyor musunuz? Bak nasıl gidiyor. Görüyor musunuz? Bak. Selim kalbin yoksa vicdanına bak. Böyle dişinle kendi etini parçalamak gibi hayat içtimaiyi bozmaya rıza gösterir mi? Vicdan içtimaiyen olmasa insaniyetine bak. Böyle canavarı iftirasa, parçalanma, yırtmaya iştiha gösterir mi? Manen insaniyetin olmasa ne o? Ha dikkati cinsiye. Ha rikat olacaktı o. Rikati cinsiye ve karabeti rahimiyene bak. Böyle kendi belini kıracak harekete meyleder mi? Rikati cinsiyen olmasa hiç sağlam tabiatın diye devam ediyor. Çıkarımımız ne? Akıl cevaz verir mi makamındaymış. Akıl cevaz verir. Cevaz verir vermez makamındaymış. Kalp muhabbet makamındaymış. Vicdan rıza makamındaymış. İnsaniyet ki kalbin içinde latife insaniye. İnsan nedir? Latife insaniye. Kalbin içinde iştah gösterir makamındaymış. Rikati cinsiye ve karabeti rahimiye meyleder makamındadır. Meyil. Kalpte latife insaniye değil, kalbin o şey, mesela kalp büyük bir şey düşün. Orada bir yuvarlak latife insaniye, bir de onun dışında şey var, meyil. Meyiller de orada. Ne var orada? Rikati cinsiye, karabeti rahimiye. Mesela insan olmak cihetiyle, insanlık cihetiyle onu acıyorsun. Ama bir de karabet var, akrabansın. Başka? Karabeti rahimiye. Ne demek biliyor musun? Karabeti rahimiye. Rahim. Hem anne rahmi, hem Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Silah-ı rahim. Rahim esmasının onayladığı birlik. Biz ya. Karabeti rahimiye. Rahimin mesela silah-ı rahim ne demek? Silah-ı rahim. Sıla bağ demektir. Rahimin onayladığı bağ. Mesela Rahman'ın onayladığı bağ var. İnsanız. İnsanlık tarafımızla beraber kafir dahi olsa beşerdir. Ortak şeyi kullanıyoruz otobüsü. Bir bağımız var. Ama rahim ise aynı şeye iman etmekten gelen karabet var. Mesela ayette diyor Nuh Aleyhisselam'a Ya Rabbi diyor, niye diyor şey yapmadın, çocuğumu kurtaracak, o sizden değildi diyor, senden değildi. Ama çocuğu sırbinden oldu, hayır senden değil diyor. Karabet-i rahimiye yok. Meyil var burada, hepimiz birbirimize meylimiz var. Birbirimizi onun için seviyoruz. Karabet-i rahimiye sahibiz. Sonra başka ne var? Tabiat var. Tab edilmiş. Tab basılmış. İstidat ve kabiliyetler var ya. Yani istidat tab edilmiş. Tabiat. Ne demek? Hulukların cemi. Huylar, ahlak. Bu da ölüyü dişinle parçalıyorsun. Nefret tarafıymış. Demek ki akıl cevaz makamıdır. Sike-i tasdi yok. Suna tulat işaret 102. Biraz gideyim. Şeriat hükümlerinde vicdan hiç devreye girmemiş mi? Böyle şey yaparken. Mesela Utbe-i Şamiye'de o el kesilme meselesine giriyor orada. Diyor ki akıl gitmiyor. Akıl şu diyor. Akıl zannediyor da akıl değil tabii, zeka. Çalıyor. E tamam, kimse yok alayım. Kimse yok meyveyi şey yapayım. Patron yok oturayım. Ama ben çalışmak için ücret aldım. Devlet yok,
rüşvet alayım. Ya dışarıda adamlar bekliyor doktor. Karne kırılsa ne olur ya, sırada beklesin, işine ya. Ya bir tuvalete gideyim, süsleneyim, püsleneyim, bilmem ne yapayım. Bunu sana yaptırmayan nedir? Vicdan. Vicdan. Vicdanın kadar insan oluyoruz. Vicdansızlığın kadar beşer oluyoruz. Yani rahatça oturup ne var ne yok doktorlar mesela diyelim. Vicdansız doktorlar da var. Ustad diyor, vicdansız doktor diyor. Ne var ne yok diyor. Kahveçi orada sırada kıvranıyor mesela. Veya işçi vicdansız. O boyayı ya ne alacak koyarız ya bidon var ya. Ya giderse gitsin ya. Ben gördüm. Bizim kiracı asit deposuydu. Patladı. Ya orada dedi musluk şey oldu. Ya boş ver dedi ya. Esat Bey dedi gene getirir dedi Atabazı İzmit'te mi ne ya. Ya şimdi ben sabah sabah kalkıp da o musluğu nasıl şey yapayım dedi ya. Onun tanker gidiyor ya. Dükkandan akıyor, sokağa gidiyor asit. Asitçi. Nasıl geleyim diyor şimdi sabah sabah diyor. Mesai saatim değil ki diyor. Kepeği kaldıracağım, o musluğu şey yapacağım. Koca depo boşaldı ha Osman. Biz yukarıda olduğumuz için işçiye telefon ettik ya. Peki sana şaşırıyorsun. Sen kalkıp gitmeni götüren nedir? Adam onu işi yaptıran nedir? Sen belki de mesain bitti 5. 5 mi sizin? Bitmedi kuyruk. Benim saatim bitti diye gidiyor musun? Orada bekliyor kadın. Muayene etmeyecek misin ya? Şimdi dersten ben kendim uygulayayım. İçeri köyde dersin. Ders bitti. 45 dakika demiştik. Tamam. Soru sormayacağım. Dün işte zaman Adem dersi yaptık Ümraniye'de. 18 dakika daha işte şey yaptık en hulasa ya. Dersin sonunda onu ekledik. Ya var, tamam ben vazifemi yaptım. Var mı böyle? Var ya, ben bunlara da şahit olmuşum ha. Ya ders saati var, adam derse inmiyor ya dördüncü kattan. Gidip birisine havale ediyor. Biliyor ki ehli değil o. Gayretsiz. Bu nasıl oluyor? Yani böyle doktorlukta, işçilikte değil ki. Vakıflıkta da var yani, vicdan o kadar uyanmamış. Vazifesini yapmıyor kardeşim. Ders yapma makamındayken vermiş bir tanesine. Dedi sen yap. Tamam abi dedi. O da zaten doktor bekliyor. Ehli mi? Adam nerelerden geldi istifade edeceğim diye. Kendi mesai arkadaşına veriyor, okutturuyor. Onlar zaten şimdi okuyor. Yani bu ilmin şeyi yok mu ya, bir kisvesi yok mu ya? Ehli yok mu ya? İşi ehline verin diyor Peygamberimiz Hazretleri'ne. Tamam o yapar, herkes yapar da. Ben şimdi, biz de araba kullanıyoruz ama ralici ile aynı mıyız? Biz de bir şeyler söyleriz tıpkı, başın ağrıdı, aspirin iç veya başın ağrıdı, su, bol bol su iç diyoruz, ishal oldu. Hep sen gibi, ama sen diyebilir miyim ya, sen bir sürü şeyler de söylersin. Onun gibi ya. Ama işi ehline verin diyor. Ben desem ki oruç tutma kardeşim, şekerin var. Dini değil. Ya. Kime dayandın? Kimden aldın bu fetvayı? Tamam neyse. Sen necisin? Bununla alakası yok. Sen necisin? Bu adam, Müslüman adam. Biline ve nur talebesi. Profesör. Ya ama tercih yaparsa yapmazsın. Kanaatın gelir gelmez, başka bir şey. Ama kardeşim ehli misin? Nasıl bir zamandayız? Ne garip ya. Garibi mi gidiyor ya? Yani ideolojilerimiz davalarımızın önüne geçmiş. Tamam, birisine düşman olacağım diye, tamam, birisine aşağılayacağım, zor duruma sokacağım diye orman yakanlara benziyor. Zalim var ya, hani orman yakanlara mı? Orada bir sürü yavru kuşlar ölüyor. Yani mesela benim ağzımdan çıksa bir ine. Ya kardeşim benim işim ya, herkes benden daha iyi biliyor. Ne diyorsun abi? Ben ne bileyim? Herkes benden daha fazla biliyor. Çünkü elini kaldıran herkes biliyor. Ustad diyor ki hedef şey gösteriyor. Ekim azığa gidin dedi. Mahkematta kaçın sayfa diye. Hastalık noktasında diyor, tabibe gitmen gerekirken diyor, mühendise gitsen. Bak adama sordum, bu şey yapar mı dedim seninki Osman mühendisine. Bu dedim bak, bu beton,
Bu tuğla çeker mi? Zaten dedi, ihtiyaten dedi, çelik direkt koyacaksınız dedi hocam dedi. Tamam, bitti. Oğlum kurtardım, bitti. Mühendis adam, inşaat mühendisi. Ben desem ki yok olmaz. Hadi neyse. Yani gündelik hayata da örnek olsun dedi. Akrabasına fazlaya vermeye davet ister. Ya abi bir şey yapar mısın ya, okur musun ya? Sayfayı sayfaydı. Sayfa abi 17. 17 mi? Okur musun abim? Bizde ama. Ben bağırdığım gibi. Evet, evet bir hasta. Hasta. Tıbbı hendeseye kıyas ederek. Hendese nedir? Mühendislik. Mühendislik ya, inşaat mühendisine, makine mühendisine. Ya bu da mektep okudu, bu da mektep okudu. Şimdi hastalığı, o da üniversite okuduğunu hendeseyi kıyas ederek mühendiste ya. Tabibe bedelen mühendise müracaat edip gösterdiği ilacı istimal eder ise, istimal ederse akrabasına taziye vermeye davet ve kendisi için kabristan fenanın hastanesine nakli mekan etmek için bir raporu istemek demektir. Bugün için yazamadın mı ya? Bugün hiç yazamadın doktor. Sen şaşırmıyor musun abi ya sağsa? Kaç sene okudun ya? Şimdi bir tane misal söyleyeyim. Haşa nefis cümleden etten vazgeçim cenabına. Ya diyorum Hasan kardeş, ben okumadım ama, araştırmadım ama Adem konusunda benim kanaatim öyle değil. Ne diyeceğim ben buna? Ne kadar araştırdın külliyatta? İmam-ı Rabbani ben ne? Akşam, gece gündüzüm bu ya. Abi, o Mehmet gördü. Son şeyi lavada dişim fırçalama vesaire. Düşte alayım, düşken. Son anda yetişemedim. Ya kardeşim ben ne yapıyordum ya? Oyunla oynuyordum. Ya çalışıyorum gece gündüz. Şimdi kalktın sen ne kadar araştırdın? Ya sen kardeş Adem mevzusu, vücut meselesi böyle değil ya. Aa insaf et ya, yapma ya. Tabii ki dinleyeceğiz ama. Bak adamı dinledim. Dinliyorum seni. Kimi dinlemedim ki? Ders yaptım. Dur bakayım ne diyecek? Gafura. Fırınca ama ne güzel dedi. Doğru söyledi. E şimdi kalkıyorsun. Ya sen ya bir gönder bakayım dedim abi. Hani bu bilim kurulunda şey, ya gazetede şey, ben nereden bilecektim ya, meydanda adam gazeteci yazar dedi. Bu dedim neci? Ya okuyorsun ya altına dedi, hem telefonla açık bilgisayarda dedi. Gazeteci yazar dedi. Hatipçi değilim. Ya sen kardeş dedi ya, gazeteci yazar söylüyorum. E ben kimim? Sen bölüm başkanı. Bir üniversitede şu anda bölüm başkanı. Ben ortağınız. Ben mesela o hapisten çıktığım zaman beni komple şey, kendisi çağırdı. Ben bakacağım sana dedi komple. Ondan sonra vesaire. Böyle bir şey, kardeşimiz. O çıkarttı bizim şeyleri alttan sonra. E şimdi ben sana itimat etmeyeceğim mi doktor? Ya kardeşim Allah'ın zarı. Tamam da o başka mesele. Yani tuhaf. Tuhaf yaşanıyor. Gazeteci yazar konuşuyor, profesör konuşuyor. Ha rast gelebildiği. Kariyerini de tanıyorum. Bak. Devamında da ilginç. Akıl kalpteyim. Oraya da okuyorum. Ha oku. Kezalik hakaiki mahsa ve mücerredat-ı sırfeden olan maneviyatta. Ha bak. Şimdi sana şimdi doktora dönecek. Kezalik hakaiki mahsa ve mücerredat-ı sırfeden olan maneviyatta. Maneviyat da tarif etti. Maddiyunun hükümlerine müracaat ve fikirleriyle istişare etmek. Adeta latife-i Rabbaniye denilen kalbin sektesini ve cevher-i nurani olan aklın sekeratını ilan etmek demektir. Kalbini eğer manevi meseleleri esbab perest doktora kendi oruç tutmuyor, ona desen ki oruç tutabilir miyim? Kalbinin ve aklının devre dışı olmasını önceden karar vermişsin demektir. Da şunu da demek istiyorum. Maneviyatta felsefecilerin hiçbir hükmü yoktur. Hiçbir yoktur. Eğer onlara giderseniz evet. İşte bu, neticesi bu olur. Bu olur. En son şey diyor. Evet her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerinde. Ya görüyor musun? Ha. Göz ise maneviyat. Ya bu nasıl bir kitap ya? Bende mi? Bu niye bendence olur? Ya bu nasıl bir eser ya? Bugün demiyor mu bunu? Hepsi lüpya. Ya ne acayip bir şey değil mi? Ya ben ne canım, haksız mıyım ya kardeşim? Bütün zamanlara bakıyor abi. Bütün zamanlara bakmasa böyle ya, olmaz zaten. Ya ne yapayım, sevmeyeyim ya. Allah Allah, karsana siz okuyorsunuz dedi bak. Bak. He Allah Allah. Allah Allah. Eğer bana dua et hadi dedi. Seni sen o zamanla almayayım. Adem ben de dedi, bugün de taş atacağım dedi. Tersi çıkıyor. Zaman ve Adem'i dinliyorum dedi şimdi. Bu sabah dinliyormuş.
bir bölüm X uzak bir şehirde. Adem ve zaman dersini dinliyorum dedi. Atılmış gece diyor. Bak onda pazar dedi. Hep beraber dinliyoruz değerlice. Ama adam kendi sahasında. Yani bu başka bir şey yani. Bu hüküm verilemez de. Yani mevzun mu senin yani? İnşaata dün geldiniz. Şimdi dersten sonra da gideceğim. Arnavutköy Merkez Dershanemiz. Allah herkesten razı olsun. Zerre kadar emeği olanlardan. Hasreten Allah razı olsun sizlerden. Yani bu hem maddi hem manevi hem Osman hem maddi. Allah'a sonsuz şükürler olsun çıktı vücuda vesaire. Her gün gidiyorum. Kardeşim adama sordum yani böyle. Ben senin o şey burada dedim dima dersi yapacağımız yer var ya. Ortada var. Kenarlar uçtan teneffüs ettiriyorum ben dağıtmama. Demir sordum bu kurtarır mı? Ya dedi bu tam belki şey olur hafif sağlatır ama dedi hocam dedi oraya çelik şey koyacak. Adam mimar. İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisi yani. Tamam. Bitti. Tamam kurtar hocam. Yani eğilim. Şimdi neyse geçeyim biraz da okuyayım. Ondan sonra keseyim çünkü teneffüs ettik mi abiler? Ettik. İşe yarar bir teneffüs oldu. Sunu'a tulat işaret 102. Lakin şemsin hissi hükmünde olan harareti. Görüyor musunuz? Şimdi dış dünyada büyük insanı anlatıyor. Kendimizi anlama. İki şey aynı ise kainat, şeceli hikmet, insan. Nasıl çözeceksin? Bilinenle bilinmeyeni eşitleyerek. Bak diyor ki, lakin şemsin hissi hükmünde olan kendisini harareti, hayat hükmünde olan ziyası, akli hükmünde olan tembiri. Tembir ne demek? Aydınlatması, bilgi vermesi, bir şeyi münevver kılma. Ne çıkarttık? Güneşin tembiri, nuru, mevcudata nasıl ve neyse, abiler bunu kaçırmayın, güneş şu mevcudata tembiri, yani tembir neydi? Aydınlatması. Güneş başka bilgi veriyor, görüyor musunuz? Bakın, mesela yeşil, niye D vitamini çok? Ters değil mi? Güneş ateş gibi, kıpkırmızı, yeşil mesela biber, yeşil şeyler, maydanoz. Ama D vitamini en çok olduğu yer. Tamam mı? Ha, güneş aydınlatmakla yetmiyor Ali. Kabak. Kabakça. Yetmiyor. Ne yapıyor? D vitamini de koyuyor mu içine abi? Ha, güneş maydanoza neyse. Ha, insanın aklı da dimağın diğer metabelerine böyledir. Bu kadar biciz oldu. Güneş sendeki D vitamininin çıkmasına vesile oluyor. Oradan bir şey gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Yok. Ya orada ortaya çıkıyor değil mi burada? Yani sende var yani. Sende var. Bu geliyor sendekini uyandırıyor işte. Şimdi bu direkt vuruyor. Bu maydanozu dedim de. Hı. Maydanoz da var deniyor. Tabii maydanoza vuruyor. Ondakini çıkarıyor. Sen yiyorsun. Ha ben de tekrar. Sen maydanozlar çıkıyor. Bu şimdi güneş mevcudata nasılsa neyse ille göstermiyor. İstidadını ağaç yapıyor. Kabilet. Çekirde bu kiraz. Çekirde istidat denilir Zübeyir. Ağaca kabiliyet. Herkes alim olma, doktor olma, mühendis olma istidadındadır. Ama herkes aynı kabiliyette değil. Marangoz olma istidadı var. Yazılımı aynı. Ve alleme ademe esma-i kulla. Aynı. Bu çekirdek mesela ben Kırıkan'dan aldım. Nar ağacını. Kırıkan'da 450 gram oluyor ya yarım kilo nar. Rize'ye getirdim misket kadar oldu. Ha, istidadı var. Nar olmaya ama Rize'nin şartları kabiliyetin kabil olmadı. Aynı bunun gibi. Arkadaşlar, güneş mevcudata aydınlatma değil, çekirdeklerini ağaç yapıyor. Neyse, akılda dima güneş gibidir. Nerede dedi bunu? Sunu'a tulat işaret 102. His neymiş abiler? Güneşin harareti. Harareti. Neyse, hissimiz bizde böyle. Güneşin ziyası nedir? Güneşin ziyası ne işe yarıyor? Ziya, nur değil. Onu hem gösteriyor, nur tarafı. Hem onu büyütüyor, ziya tarafı.
bizim de hayat böyle. Güneş de tenvir neyse, akıl da diman mertebelerine öyle. Çok güzel ya. Hoş bir kitap ya. Buraya kadar okuduğumuz yer aklı, aklı. Aklı diye okuyordu. Akıl değildi. 170 kaçıncı ders bu, kaçıncı? 173 mü, 2 mi? 173'e kadar okuduğumuz yer doktor akıl kelimesiydi. Akıl değil. Şimdi akıl okuyacağız. Yeni bismillah. Ama sözler 11, yeni 0. Diyecek yeri başladım. Aynen öyle. Öyle de bu kainatın daire-i kübrasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatemi rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatim inayeti nesçediyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Allah Allah. Akıl vahye bağlı olunca bunları, bak akıl ikaldı ya bağ. Şöyle diyeyim, Zübeyir sana atfen söyleyeyim. Develerle giderlerdi ya eskide. Kervan. Çölde kervan. Deveyi ne, birbirine bağladı. Adam yatacak. Yemek yiyecek. Yatacak. Deveyi bıraktılar. Kuma çaktılar. Kuma çaktılar ipini. Söktü gitti zaten kum. Birbirlerine bağladılar. Komple gittiler. Ha, komple gitti. Ne yaptılar? Devenin yularını kuyruğuna bağladılar. Veya arka ayağına bağladılar. O bağlanınca deve bundan kurtulmak istedi ki gideyim. Baktı ki gidecek ama bir şey takıldı. Bilmez ki kuyruğuma takıldı. Kuyrukla bu farklı ne diyor? Kaybol. Ondan sonra çekiyor. Döndü döndü böylece. Kurtulayım kurtulayım derken yoruldu oturuyor. İşte akıl kuyruğuna bağlı olan ikal. Bu bağdır, ip. O denir. Şimdi akıl da bu bağdır. Çölde dolaşan deveyi kendisini kendisine bağlamış. Akıl da ikan vahye bağlayan bir sistem. Biz başka, vahiy başka, bağ akıl. Şimdi akıl vahye bağlı olunca vahye rahmetini, rahimiyetini, şefkatini, inayetini kainatta insan görür. Yoksa göremez. Allah'ın rahmetini, rahimiyetini, şefkatini, yardımın, inayetini göremez. Vahye akıl bağlı olursa görür. Oysa zulüm var diyor kainatta. Kainat adaletsizlik var diyor. Sanki burada şey de demiş abi. Mesela sikki rahmetin içindeki hatem-i rahimiyet, nakış. Hatem tarafını görüyor aslında. Hatemi şey yapıyor. Ya evet. Mesela yani, şöyle diyelim ta iyi olsun da kavram. Evet, çekirdeğe ne deniliyor? Sikke. Meyve. Meyve, hatem. Hatem. Ağacın zahirisine? Mühür. Mühür. Arka tarafına? Turra. Batın tarafına. Turra'ydı. Şimdi hatem, hatem neydi? Meyve tarafı. Meyve tarafı. Şimdi burada neyi görüyor? Akıl hep orayı aslında, orayı işaret etmiş. Orada görüneni görüyor aslında. Orada, sonuçta görüyor. Neyi görüyor? Meyvede görüyor bütünlüğü. Bir çıkarımız da var. Bunları görmese azab elimde kalır akıl. Kainatta dört tane şeyi, Rahman, rahimiyeti, şefkati ve inayeti görmese kainatta zulüm zanneder, elem alır. Çünkü kendi başımıza bırakıldık. Yok mu bu kainatın sahibi? Küreselciler, globalistler cirit atıyor, insanları insanlıktan çıkarıyor, hayvan yapacak falan. Rahman, rahimiyet, şefkat, inayet yok mu? Aynı şey. Şualarda ve mektubata geçiyor. Şu Rahman ismi Rahim burcunda turlu etti. İnsanlık alemine baktım. Eyvah dedim. Hayvanlar alemine baktım. Aynı. Aynı işte ders. Ya abi küreselciler ne yapacağız deyince hemen oraya okumak lazım. Bir hayvanlık alemine baktım. Eyvah içim gitti diyor. Sonra insanlık alemine şey yapılır mı diye baktım diyor. Demek ki eğer akıl kainatta rahmaniyeti, rahimiyeti, şefkatiyeti ve inayeti görmese azap elimde kalır. Çünkü kainatın bütünlüğünde bunlar var. Tek, teklerde var ama ihatalı kalplere ve akıllara mahsustur. Mesela Allah'ın kirazda yardımı var. Ama burada kaldı. Eylemde yok. Herkes kendi başına iş yapıyor. Zulümler var. Kirazda
bu mesela hükümetin durumunu ya ne alakası var? Nasıl olursanız başınızda o cinsten olur. Ya bu hükümet böyle yapıyor, sen olduğun için böyledir. Çünkü niye, siz nesin? Çoğunlukla ekseriyetini teşkil eden o tipten olur. Şey diyor ya abi, kainatta Allah'ın rahmetini göremeyenler dalalete düşerler. Evet, dalalete düşerler. Evet. Aynı öyle. Mesela niye? Kirazı kendi eyleminin dışında, mesela fırtına geldi, deprem oldu, yangın oldu, çok fırtına, yağmur yağdı. Üstad niye söylüyor? Eğer çok fırtına olursa insanın şu günahından, kuraklık olursa şu günahından, deprem olursa şu günahından, ya doğa hadisesi bizimle ne alakası var? Kıtlık olursa ki kıtlık geliyor şimdi, Kastamonu'da koymuş 230'da. Kıtlık olursa şundan şundan diyor, 4 tane. Zaaf imandan diyor 131 Kastamonu'da. 4 tane şey oluyor, tağım, tufan, zelzele, zaaf imandan. Ama tek tek indirince zelzele şundan, kıtlık şundan, sel bundan, salgından bundan. Ya tek tek baktığın zaman, yani insansız düşün, niye sel oluyor? İnsansız düşün, niye kuraklık oluyor? Çözemezsin. O zaman zulüm var gözüküyor. Okuyorum. Buna delil getirilmiş sözler 19'da. Fakat bir de Osmanlı dediğini atlamayalım. Akıl ne görüyor biliyor musun? Bir sikke-i rahmet içinde bir hatemi rahimiyeti. Nakş-ı şefkat-ı rahmeti. Şöyle şey abi, hatemi rahimiyet, nakş-ı şefkat, hatemi inayeti. Sikkeyi görmüyor sif. Öyle mi? Sikkenin içindeymiş onlar. Sikkenin içinde de. Üstad hatemleri nazara veriyor sanki. Bak evet. Sikke-i rahmet içinde. Hatemi rahimiyeti görüyor. Nakş-ı şefkati dokuyor. Hatemi inayeti görüyor. Hatem bak gene. Hatem. Bunları akla gösteriyor. Akla gösteriyor. Sikkenin içinde. Sikke neydi? Evet. Kökteki ehadiyette meyvedeki ehadiyet. Kul vallahi ehad. Küllehü küfüven ehad. Sonunda sikke kökteki çekirdek. Meyvedeki çekirdek. Akla diyor ki sen vahiy ile kökteki kaynağı var ya vahiy. Kökteki çekirdek o. Kaynak. Ama meyve ise kainattaki... Aslında şey de veriyor abi, meyveyi görür ama meyvenin içinde de sikkeye ulaşabilirin şeyini veriyor. Tabii tabii. Aslında ne olacak onu diyecektim. Meyveden çekirdeğe... Oraya gideceksin. Meyveden çekirdeğe gideceksin. İkisi de çekirdek. O yöntemini söylüyor. Zahirden hakikata. Bir tane de şunu da okuyayım. Sözler buna delil yapmış. Sözler 19. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kapsız bir fasık filozof ise, akıllı adam ama vahiden kopuk, zeki filozof ise, gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Korona patlasa eyvah bütün insanlık gidecek, titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evama düşer. Ne çıkarttık? Sebebi kainatı bütünsel göremedi. Sebebi ne? Kainatı bütünsel göremedi. İnsanlığın bir belası mı küreselciler? Koronayla. İnsanlık da küreyi arza bela. Artık rezil çığırından çıkmış. Peki biz ne yaptık ki? 14. sözde diyor ki 10 günah ona bıraktık. İlk önce fikretti, sonra iltizam etti, sonra iltihak etti. Hasan da anlatıyor. En azından buğz etmedik. Ona kalkması için gayret etmedik. Ya Rabbi bu şehri helak mı etmememiz lazım dedi. Çünkü içinde alimler var dedi. Hadis değil mi? O alimler ama diyor kendilerini kurtarmaya çalıştılar diyor. Halkı uyarmadıkları için onlar da onlar için helak olsun. Cahile günahını nasıl sorulacak? Alime sen söyledin mi? Tebliğ ettin mi? Sorulmadıkça cahile bu günahı niye işledin sorulmayacak. İşte niye korona musallat oldu? Niye Allah küreselcilerin zalimin eliyle bu belayı duçar etti?
savaş bile zekat vermedik dedi. Açtık savaşta, açtık. Niçin söylüyor? Açtık. Zekat, zekatı ve terki salattan kaynaklanıyormuş. Davaları batıl, ihlasla çok veriyor Allah-u Teala. Ama yani onu ne gelir lan? Biz de hak etmişiz. Bize sopası yok derler ya işte eskiler. Yani niye böyle yapıyorlar abi, şey yok mu? Niye böyle yapıyoruz? Adam sokağa bak ya, böyle Müslüman namı altında. Bir şey kalmadı. Buna peki ötekiler de yanıyor. 14. sözde bunun cevabı var. Müslüman da ettik. Edenlerin yetmiyor demek ki gayreti. Etmiyor, onun ne suçu var? Malı sadaka diyor, hayatı şehitti. Ama hiç gayret etmedinse hiç şansın yok. Bir tane de okuyayım keseyim çünkü 4'e geldi. Acaba sözler 20. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muhakkak bir lezzet için sefaate sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbah olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Ne çıkarttık? Muvakkat bir lezzet için sefahata dalan insan dalma nispetinde akılsız oluyor. İnsan öyle diyor bir şeyde, rivayette görmüştüm. Günah anında akıl gidiyormuş. Demek ki burada da söylüyor. Dalma nispetinde günah anında akıl yok, zeka varmış. Akılsız oluyor. Yani vahiden kopuyor. Vahide ne kadar koparsak mantığı o. Akılsız oluyoruz. Ne kadar akıl vahiden koparsa o kadar akılsız oluyor. Ne peki yönetiyor bunu? Zekayı. Ne kadar akılsız olursan o kadar ademe düşüyoruz. O kadar da ademe düşüyor. Devamlı aklı vahiye tutmak ehas havasa mahsus. Cep telefonun uydudan bağlantısı kesilse telefon kendi sıfatlarında kaldığı gibi. Peki ne yapacağız? Biz devamlı vahide kalamıyoruz. Kalanla kalacağız. Risale-i Şahs-ı Manesi devamlı bağda. Dairenin içine gireceksin. Mesela Keban Barajı'nı yapıp da sen elektrik imal edemezsin. Ama devleti kabul edersen verginle, koyduğu kanunlara, nizama uyarsan, basit bir telat kapına kadar gelen elektrikten istifade edersin. O zaman cemaatin şeyi nedir? Cemaat o şahs-ı maneviye bağlı olduğu için sen ona bağlı kalırsan otomatik olarak seni de oraya bağlamış oluyor. Şimdi saat 4'e şey geliyor. Burada inşallah bırakıyoruz. Haftaya buluşuruz. Yani Cenab-ı Hak bu hakikatte haklanmayı nasip eylesin. Bizi bırakmasın. Bu okuduğumuz dersleri de dua yerine kabul eylesin. Ama içinden geçiyor ki çoluk çocuğumuzu İslam'a ve Kur'an'a hadim eylesin. Şeddatların, Süfyanların rejimlerine telef etmesin. Ya Rabbi, onlar senin kulun. Bizim evladımız ama ya Rabbi senin kulun. Evladımızı bunların şerrinde muhafaza eyle ya Rabbi. Biz koruyamadık ama koruyamadığımızın da şuurundayız. Bize bu dua ettiren de sensin. Esmandan istiyoruz. Allah'ım evladımızı muhafaza eyle. Allah'ım onları çakallara, kumuzlara, kınzırlara yedirme ya Rabbi. Onları muhafaza eyle. Hafız isminin hürmetine bizi de hakikatine, rızana dahil eyle. Ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha teman selamu aleyhi ve sellem. Allah'ıma selam aleyhi ve sellem. Amin. Arkadaşlar amin. Sorusu olan var mı, canlı yayında olacak? Abi dersler kısa oluyor ama niye böyle oldu? Dersler kısa mı oldu? Evet abi, normalde bir saat daha vardı normalde. Normalde şu anda 2 saat olmadı mı? Saat 4'e 10 var. Eskiden öyle yapmıyorduk abi, biraz daha uzun yapıyorduk sanki. Biraz 4.5 falan oluyordu, 5'e 4.5 civarında bitiyor. Evet, 4.5-5'e diyor. Demek ki. Ama şey vardı, bu önceden bir Adem konuştuk ya böyle. Ne zaman Adem konuşursak bayağı bizim enerjimizi alıyor yani. Adem bir tuhaf. Bakayım ne soru yaptın, soru var mı?
Ne yazmışlar arkadaşlar? Neden ruhumuzu rahmete teslim ettim diyor ustad. Bak ne diyor? Neden ruhumu Rahman'a teslim ettim diyor ustad da Rahim'e teslim ettim demiyor. Osman sen sana soruyor. Fatihler mi soruyor? Sormuş oluyor. Bak şimdi. Neden ruhumu Rahman'a teslim ettim diyor. Ustad da Rahim'e teslim ettim demiyor. Bak şimdi. Rahim genel bir caddedir. Yok Rahman. Rahman genel. Her şey Rahman. Bu ne dedi? Bir de Rahim ahirete bakar. He bak şimdi. He. Rahim'e teslim ettim demiyor. Bak Rahim. He? Geneli söylüyor. Bir parçası da olur. Bak şimdi. Neden ruhumu çok ilginç ya. Rahman'a teslim ettim diyor. Rahman. Usta Rahim'e teslim ettim. Niye demiyor? He? Canlı yayında olan var mı? Kendisi hiç sormadığımız için bir soru. Hasan abi. Evet. Rahman Rabbe bakıyor abi. Rabbine. Üstad kendi Rabbine teslim etmiş. Rabbine. Benim Rabbime diyen Rabbül Alemine değil, Rabbine. Belki bu olabilir mi bilmiyorum. Osman diyor ki memnun olmadım diyor. Yani Rahman daha genel, Rahim bazı yerde unvan olarak kullanıyor. Rahim daha hususi diyor. Rahim daha genel diyor. Genelde beni Rahman, boğar diyor kadın. Oğlunu Rahman'a teslim ediyor. Başka bir birimini de Rahim'e teslim ediyor. Ruhun üst birimi yani. Başka? Enes'in. Mesela. Ben de şöyle bir şey hatırıma geldi şu anda da. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir eski Ayşe validemiz öteki odada kerpiçte misafir gençi oraya geçiyor ama dinlermiş. Onun için çok hadis gelmiş ondan. Birisi gelmiş bir zındık. Korkunç bir kafir. Ne yapmış ne demiş bilmiyorum ben. Ne bir rivayette gelmiş de duymadım. Allah Resulü buna işkembe atanlar, taş yapanlara hep rahmetle dua etmiş. Bunu artık düşünün ne yapmışsa. Ayşe validemiz demiş ki ya Resulallah sen onu kızgın diyor. Kovdun demiyor da sebete. Yani kızdın diyor. Kovmadı da kızdı o da gitti. Kızdı. Kovdu değil tövbe. Kovdu. Öyle deyince Allah Resulü gene ama bin defa hak etmişti. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle bir şey diyor. Ya Ayşe diyor. Benim Rabbimle diyor. Münasebetin bir anlaşmanın şeklini biliyor musun dedi. İlk defa ortaya çıkıyor. Nasıl yani diyor. Ben, bana peygamberlik direkt verilmedi diyor. Bana teklif edildi diyor. Benim bu hadis kaynağı işaret cihazımın içindedir bu. Ondan sonra bana teklif edildi diyor. Ben de Rabbime şart koştum. Şartımı kabul etti. Ben de peygamberliği kabul ettim dedi. İnsan Allah Allah. Böyle orada Üstad Hazretleri işaret cihazında da çıkartıyor. Ben onun izini düştüm de bu hadise vardı. Ala ile ila mevzusunda. Ondan sonra diyor ki şartı neydi diyor. Dedim ki ya Rabbi beni peygamber gönderiyorsun ama beşer gibi olacağım. Beni diyor haşir meydanında tartacağın kantar beşer gibi kantardan olsun. Nübüvvet peygamberleri tartan kantar olmasın. Rabbim de kabul etti diyor. Tamam. E bunlar bu soruyla ne alakası var? Rahman, kafir mümin fark etmeden rızıklandıran acıyan Allah. Rahim ise daha kapsamlı, daha detaylı, daha dahası. Yani nasıl ki dünyada Allah kendisine isyan edenlere bile rızık veren Rahman'dır. Ama Rahim ise kendisine iman edene İman ettiği şeyle, Allah'a iman etti, Allah ile. Ahiret iman etti, ahirette. Dünyadayken ruhunu besleyen. Daha geniş sahada. Ama umumi bir cadde değil o. Sırf iman edenlere besliyor. Rahman ise
kafir mümin fark etmeden, kusuruna bakmadan, eksikliğine bakmadan rızıklarını veriyor, kesmiyor. Benim ruhumun da rızkını kesme günahıma bakarak. Bunlar o hadiste, yani o rahim tartısıyla değil de Rahman şeyiyle, ruhumu nasıl ki kafirlere Rahman acıyor, benim ruhumu da Rahman isminle dünyada acıyor. Ama rahim ile besledim diye anladım. Bir bakayım başka soru var mı? Neden ruhumu? Pana gaye hayat ologu tamam herhalde yok. İnşallah da buluşmak üzere arkadaşlar. Selamun aleyküm.